kıymalarımla işe başlayacağım. Yaklaşık 350-400 gram kadar kıymam var burada. Rendenin iri kısmıyla rendeliyorsunuz. Biraz diri diri içinde olması gerekiyor. Bütün soğanların hepsi içine. Aynı rendenin ince tarafıyla sarımsaklar 3, 4, 5, 6 ne kadar çok koyarsanız o kadar iyi. Şimdi biraz ekmek kıtırı ve yumurta ihtiyacım var. Klasik, çok lezzetli bir köfte harcı yapıyoruz aslında. Ekmek kırıntısının yarım su bardağını hemen içine koyuyorum. Az gelirse ekleyeceğim. Fazla gelirse çaresi yok ama az gelirse ekleyebiliriz. O yüzden siz de aynı şekilde yapın. Hepsini birden boşaltmayın. Önce yarısını ekleyin. Kıyma çok yağlı olduğu zaman bazen daha çok istiyor, bazen daha az. Tamamen duruma göre değişiyor. Birazcık da köftemize zeytinyağı koyuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Bunları güzelce yoğuracağız. Ekmek kırıntınız da yanınızda kalsın. Şimdi yoğururken beni takip ederseniz ekmek kıtırının ne arada eklenmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi benim harcım ne diyor bana? Biraz daha kıtır eklememi söylüyor. Hemen 3'te 2'sini eklemiş oluyorum içine. Yine 3'te 1'lik kısmı kenarda duracak. Dediğim gibi çektikçe ekleyeceksiniz. Köftem tamamıyla hazır. Şöyle 1-2 dakika burada dinlensin. Şimdi grill tavaya ihtiyacım var 2 tane. Birisi köfteler için, birisi soğan ve domateslerim için. Bunları orta kalınlıkta dilimler halinde doğrayacağım. Dediğim gibi soğanlarımı hemen dilimlemek istiyorum. Şu kalınlık gayet iyi. Şimdi soğanlarımızı tuz, karabiber, biraz zeytinyağı şöyle hafif bir lezzetlendirelim. Hepsine gelsin. Kızdırdığımız tavanın içine bunları güzelce koyacağız. İyice böyle yanmış görünümü olana kadar tavamızda pişecekler. Orta ateş sonuna kadar açık. Siz de aynen bu şekilde yapın. Yine bu taraflarını da baharatlayalım. Sonra unutmayalım. Evet, karabiberi de koyduk. Yine biraz zeytinyağı. Köftelerimi ince yapıp kalıpla keseceğim. Niye? Kat kat üst üste koyacağız. Köfte harcınızı ikiye bölün. Parmak uçlarınızla kesme tahtanızın üzerine kırılmadan inceltebileceğiniz kadar inceltin. Orada onu da altını açalım. Şöyle düz bir çember yardımıyla önce bir tane alacağız o zaman. Yanınızda da büyük bir bıçak bulundurun. Şu şekilde çok rahatlıkla kırmadan hareket ettirebilirsiniz. Hemen ikinci köftemi yapacağım. 4 olmuşken bence pişirmeye bir an önce başlayabiliriz. Hemen biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Bir yandan da ben soğanlarıma bakayım. İyice böyle o yanık izlerinin çıkmasını istiyorum. Evet, gayet iyi olmuş. En çok da bunu sevdim. Bu arada da diğer köftelerimizi de yapmaya devam edelim bence. Evet, son köftemi de yaptım. İlk tur köftelerim pişti. Domateslerimi de aynı soğanları yaptığımız gibi biraz tuz karabiberle koydum. Onlar da pişiyorlar. Hatta bakalım, evet onlar da kızarmaya başlamış. Şimdi geldik çedarlarımıza. Bunları köftelerin üstüne bu şekilde yerleştiriyorsunuz. İki dilim çedarımı koydum.
Onu da böyle hafif erimesini istiyorum. Hemen ikinci köftemi de koyacağım. Onun da soğumasını istemiyorum. Tamamdır. Onun da üzerine şunları ikiye bölelim. Alt katta yeterince peynir var çünkü. Tadımlık üst katta da hem hoş bir görüntü versin. Peynirler gördüğünüz gibi harika erimeye başladı. Ben hemen kocaman hamburger ekmeklerimi alıyorum. Buna herhangi bir sos yapmayacağız. Tamamen ketçap, mayonez, hardal. Şimdi en alta ister soğan koyun, ister köfte. Ama ben en alta köfte koyacağım. Üzerine domates, en üstüne soğan. Biraz da şu baby marullardan koyacağım. Hemen şu şekilde yapıyorum. Köftelerimi harika bir şekilde aldım. Direkt ekmeğin üstüne oturtuyoruz. Hemen aynı tavaya biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Ekmeklerimi koyuyorum. Üstleri de böyle sulu sulu olsun. Şuradan sevdiğiniz domatesleri alın. Ben bir tanesine kırmızı soğan koyacağım. Bir tanesine de şu en sevdiğim yanıklardan beyaz soğan koyalım. Şurada birkaç turşu üzerine. Marul koysam mı koymasam mı emin olamadım ama şöyle birer tane koyalım üstüne. Bu tam benim usulüm bir cheeseburger oldu. Şu bir tanesini kapatıyorum. Hatta şöyle dursun. Bir tanesini de yanına koyuyorum.